Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sizlerle olmak çok güzel. Bugün yeni serimizin ikinci oturumundayız. Platon'u göreceğiz. Şimdi yine sözü hiç fazla uzatmadan sevgili Levent Safalı'ya bırakıyorum. Levent Hocam, buyurun. Selamlar arkadaşlar. Ontoloji ile ilgili sohbetlerimizin ikincisi olacak bu. Platon'un ontolojisi üzerine konuşacağız. Bugün özellikle daha önceki sohbetlerimizle ilgili hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bir tanesi çok iyi bildiğimizi zannetsek bile tekrar da fayda var. Somutla soyut arasındaki farkı söyleyerek başlayalım. Zamanda ve mekanda izi olan, zamanı ve mekana dair bir iz bırakan, orada yer alan her şeye biz somut diyoruz. İçimizdeki, karnımızdaki kelebekler de olabilir, kanat çırpan. Bunlar somut ama zamanda mekanda izi olmayan, yani kavram olan, yani universal olan ya da tümel olan, soyut oluyorlar. Patates dediğimde gelmiş geçmiş bütün patateslere gönderme yapan bir kavramı imlediğim için o soyut bir şey. İnsan da soyut bir şey. Çünkü Ali, Ayşe, Cavidan, Meltem gibi bir kişiyi böyle zamanda ve mekanda var olan bir işareti içermediği sürece soyut bir şey. Tuz dediğimde de soyut bir şey ama masadaki tuzluktaki tuzu gösterdiğimde somut bir şey. Şimdi burada aslında bir karmaşa var, bir zorluk var. Fakat biz bu zorluğu çok ilkel bir şekilde aşıyoruz. Soyut şeylerden, tümellerden bahsederken de aklımızda tikeller var. O yüzden de buna dönmemiz, bunu kavramamız zor olabiliyor. Yani aslı aslında bu ama ya işte tuz nasıl soyut olur falan gibi bir sohbete yol açabiliyor. Sorun bizim soyut şeyleri söylerken de, somut şeyleri söylerken de kafamızda hep somut şeylerin olması. Nasıl iletişimde hani bağlamın yüzü suyu hürmetine işi kotarıyoruz. Tam ne dediğimizi çok bilmeden de iletişim kurabiliyoruz bağlam sayesinde, kontekstin sağladığı imkanla. Burada da öyle. Ama işin aslı biz kullandığımız bütün kavramlarla aslında tümellerden bahsediyoruz. Yine bir vurgulama yapayım. Örneğin patlıcan dediğimizde kainattaki ilk patlıcandan kainattaki son patlıcana kadar bütün patlıcanları aynı anda kastedecek bir gönderme yapıyoruz. Fazla güçlü yani bunlar. Ama onlarsız da olmuyor. O yüzden işte şu patlıcanı verir misin? Oradan 1 kilo patlıcan tart falan gibi konuştuğumuzda daha çok daha dar bir küme hakkında konuşuyoruz. Sorun olmuyor. Şimdi bunlardan niye bahsediyorum? Platon'la birlikte çok önemli olacak çünkü 2500 yıl önceye gideceğiz ve bu kavram dediğimiz, tümel dediğimiz şeylerin acaba bunları ciddiye alan insanların olduğu dönemler, ağır abiler, ağır ablalar dönemi bu dönem. Ve bu tümellerle ilgili bir bakalım hani hak da verebilirsiniz. Hani böyle afaki bir şeymiş gibi başlamayayım sözüme. Bunların realitesi, bunların gerçekliği, bunların böyle hani masaya yumruğumuzu vurmamıza neden olacak kadar var kardeşim bunlar diyen bir görüşü temsil edecek. Yani tümellerin gerçekliği, yani kavram realizmi
Kant'ten bahsedeceğiz. Bir filozof düşünün ki, öyle bir filozof düşünün ki felsefe tarihi ona bir dipnot olarak söyleniyor. Yani asıl olan Plato ya da Platon ya da Eflatun, geri kalan da ona yazılmış dipnotlar. Hani uçurtmanın kuyruğu gibi aslında felsefe de, asıl uçurtmanın kendisi Eflatun gibi düşünün. Böyle kapsamda bir kişiden bahsediyoruz. Ancak o zamanların kendine has da bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı ben ne kadar anlatsam anlatamam ama deneyeceğim. Tane tane söylüyorum, 3-5 kere aynı cümleyi değiştire değiştire söyleyeceğim. Nesne ile niteliğin ayırt edilemediği zamanlar. Yani bir cam bardağın, bunu da fırsat bilip kahvemden de içmeye çalışayım. Cam bardağın kendisiyle üzerindeki şu sarı yaldızın, ya da böyle bir ses çıkıyor, duyuyorsunuz belki, bu sesin hepsi aynı düzlemde, aynı düzeyde varlıklar. Yani bardak mı yapmak istiyoruz? Hayali bir şeyden bahsediyorum tabii ki. Bu bardak için bardak formunu almak yetmiyor. Ona bu çınlamayı da ekleyeceğiz. Bu sarı haleyi, bu nakışı, bütün bunları ekleyeceğiz. Bakalım olmuş mu diye bir yudum alacağız. Evet, fonksiyonunu da yerine getirdiği için buna bardak diyebileceğiz. Yani daha az oportunist bir örnek vereyim. Kalemi düşünün. Bu kalemin kalemliğinin dışında beyazlığı da buradaki onu cepte kolay taşıma kısmı olan bir şeysi de, bunların hepsi ve rengi de ve dokusu da ve parmaklarım arasında sıktığımdaki o bana verdiği his de, bunların hepsi ayrı birer varlık olarak düşünülüyor. Umarım zaten öyle değil mi diye sormazsınız. Biz çünkü şu anda ne diyoruz? Beyaz kalem diyoruz. Burada kalem var, beyazlık onun sıfatı. Yani beyaz ayrı, kalem ayrı, buradaki doku ayrı falan diye düşünmüyoruz. Hani bir Edip Cansever şiiri var, masada masaymış ha. Adam masaya kadehi koydu, adam masaya biranın dökülüşünü koydu falan gibi. İşte o Platon zamanının şiirlerinden gibi. Yani bütün sıfatların da ayrı bir kendinde varlığı var. Bunun kendisi ni anlatmak için ben şöyle bir yol buldum. Örneğin şimdi Paint'te ya da herhangi bir böyle kelime işlem çizim falan programlarının bir tanesinde bir şey çizmeye çalıştığınızda, hele bu üç boyutlu olursa daha da güzel anlatılabilir kastettiğim şey. Diyelim ki önce bir çerçeve alıyorsunuz. O çerçeve içine isterseniz bir renk koyabiliyorsunuz. Daha sonra ona bir boyut verebiliyorsunuz. Daha sonra bu yarattığınız şeyi iki tane, üç tane yapabiliyorsunuz. Daha sonra bunlara birer dönme efekti verebiliyorsunuz. Bunların hepsini tek tek veriyorsunuz. Yani sıfatları yüklüyorsunuz yarattığınız şeye. İşte Platon'un dönemindeki kainat algısı böyle bir algı. Bu yani böyle bir dünyayı da nasıl bir yaşam olur diye düşünmek fantastik bir şey. Aristoteles'ten sonra bizim normal dünya
fabrika ayarlarımız yapılacak. Kategoriler diye bir kitabı var. Orada nesniyi sıfattan ayırt eden bir kuramı olacak Aristoteles'in. Ama o zaman böyle. Şimdi bunları hem insanlık tarihinin düşünsel olarak ne büyük bir hani merhalelerden geçerek geldiğini vurgulamak istiyorum bununla. Hani biz nesneyle niteliği ayırt edeli milyonlarca yıllık tarihin son 2500 yılında oluyor. Yani o büyük destanlarda işte Homer'in kitaplarında hala şey yok. Yani sıfatlar hala bir varlık düzleminde. Bu ikinci yönü de Platon'un ontoloji teorisini biraz daha anlaşılır kılmak. Çünkü bazen bu tür teorilere yabancılaşmak çok kolay oluyor. Yani şöyle olabiliyor. Ya adama bak ya, idealar dünyası dünyaya inanmış ya. Allah kurtarsın kardeşim. Hani böyle nasıl bir şey diyesi geliyor insanların olan biteni anlamadan. Ancak tümeller için, yani kavramlar için, yani üniversaller için ayrı bir varlık düzlemi olduğunu düşünen Eflatun, böyle düşünmeseydi de ne yapsaydı diye çok hani içeriden anlatmaya çalışacağım onun derdini. Geçen sohbetimizde şöyle bir vurgu yapmıştım. Sofi'nin dünyasından birazcık çalınmış bir benzetmeyle. Evin her tarafında ya da mutfakta bir sürü yıldız şeklinde kurabiye görseniz, hepsi birbirine çok benzeyen ama hepsi birbirinden birazcık farklı olan bu kurabiyeleri gördükten sonra bir kurabiye kalıbı var galiba bir yerlerde hissine kapılır mıydınız diye sormuştum. Evet, yani bunlar tam birbirinin aynısı değil ama bu kadar birbirine benzer şeyi sebep olan, bunlara kaynaklık eden bir kalıp olması gerek gibi. Şimdi Platon'un da derdi kainatta hem bir düzen, hem bir değişim, hem bir süreklilik, hem bir bozulma, bütün bunların birbirini takip ettiği bir ortam var. Yani bir sürü yaprak var, hepsi birbirinden farklı ama bütün yapraklarda taşlarla kıyaslarsanız birbirine çok benziyorlar. Dolayısıyla ufak tefek farklarına rağmen bütün yapraklarda ortak bir özelliği var kılan ve onu diğerlerinden ayırt eden, bir yerlerde böyle master copy'ler olmalı diye bir düşüncenin oluşmasını, daha doğrusu böyle bir düşünceyi tartışmasını, diyaloglardan bahsediyoruz. Böyle bir düşünce bir diyalogda tartışılıyor. Hani Platon'un kahramanları konuşuyor bunu ama daha sonra kendi öğrencisi Aristoteles de yani bunun Platon'un fikirleri olduğuna dair bizi tatmin edecek şeyler yazıyor. Evet. Özellikleri, sıfatları, hepsini ayrı bir idealar dünyasından tek tek alarak nesnelerin oluştuğu düşünülüyor. Platon'da böyle bir düşünce var. Diyelim ki ne yapacağız? At mı yapacağız? At ideasından, yani imlecimizi ya da cursor'ımızı ona tıklayacağız, bir at alacağız. Nasıl bir at olsun? Doğru bir at olsun ister misiniz? Doğru renge imlecimizi tıklayacağız. Doğru olacak atımız. Çok iyi koşmasını ister misiniz? O zaman koşma fonksiyonuna basacağız. Onu yükleyeceğiz atımıza. Mesela
nasıl olsun onun dışında atların işte çok güçlü olsun diyelim. Bütün bunları alacağız. Bazı şeylerini eksik, bazı şeylerini fazla. İdeal ata göre hiçbir zaman ideal atı aşamayacak. Master copy'yi yani orijinali aşamayacak ama ona belli açılardan yaklaşıp belli açılardan yaklaşamayan bir kopya yapacağız. Böyle bir süreç var. Ha bunu kim yapıyor? Ne zaman oluyor? Ne yapıyor? Platon'un derdi bu değil. Yani böyle bir at üretim merkezi hayal etmiyor. Bunu bizim sağduyumuza yatırmaya da çalışmıyor. Yani bunu söylüyor diye Platon'a şunu da diyemeyiz. Ya kardeşim bunu demişsin, gel şu işin bir hesabını ver. Hani bu at ideası nerede? Bu atları kimler yapıyor? Hani devlet bunları bilmek ister. Hani bu atlar nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu işi arkasında sen varmışsın gibi bir sağduyuya yatırıp hesabını vermek zorunda değil. O sadece mevcut eldeki verilerle durumu açıklamaya çalışıyor. Şöyle düşünün, bazı teoriler aklımıza hemen ilk duyduğumuzda yatmaz. Kuantumla ilgili olanları düşünün. Yani fotonlar tek yarık olduğunda partikül gibi davranıyor da çift yarık testinde o zaman dalga gibi davranıyor. Hani bu da Platon'un teorisi kadar en azından, hadi ya bu nasıl bir hani kavrayış dedirtecek absürtlük içeriyor. Bazı şeyler de absürt. Yani Platon'un puanını buradan kırmayalım. Şimdi biraz daha arka planına gitmeye çalışalım. Dediğim gibi hem değişimi hem sürekliliği açıklamaya çalışan birisi var. Değişimin kendisi çok kavranılması zor bir şey. Yani o kızaran yapraklar yeşilken yeşil nereye gidiyor? Kızıl nereden geliyor? Yani yeşil kızardı. Zaten yeşil de kırmızı da yaprağın sıfatıydı diyemedikleri bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden yeşilin bir yere gitmesi, kırmızının bir yerden gelmesi gerekiyor. Birinde bunları açıklaması gerekiyor. Ya da gündüzün bir yere gittiği, gecenin de bir yerden geldiği düşünülüyor. Hani ışığın yokluğudur gece diye düşünülmüyor. Karanlık ayrı bir varlık, aydınlık ayrı bir varlık olarak düşünülüyor. Bütün sıfatların bir müstakil varlığı olduğu düşünülüyor. Bu çağın düşüncesi. Yani Platon böyle, yani herkes şu çağdaki gibi düşünüyor da Platon böyle düşünmekte ısrar ediyor değil. Çağın iklimi, zihinsel iklimi böyle. Tabii her filozof, her düşünür, her insan kendisinden önce gelenlerden aldığı fikirleri işleyerek onun üzerine koyabiliyorsa bir şeyler koyar. Bizim Platon'un ontolojisini, Platon'un ne var ne yok listesini iyi kavrayabilmemiz için Platon'dan öncekilere bakmamız gerek. İki tane olağanüstü, hatta üç tane olağanüstü felsefecinin görüşlerinden üretilmiş bir sentez. Bir kolaj değil ama hani öyle kes yapıştır yerleri belli değil. Bunları ayrı bir potada eriten bir kişi Platon. Birincisi Heraklit. Heraklit hakkında az şey biliyoruz ama yeterli. Ne anlamda yeterli? Değişimdir diyor her şeyin temeli. Değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Kainattaki temel dinamiğin değişim olduğunu söylüyor. İşte aynı nehirde iki kere yıkanılmayacağına dair hani böyle artık dilimize yerleşmiş tabirlerini de hatırlarsanız değişim vurgusu
böyle arkada hani bas gitarın çaldığı ritim olarak o değişimi çalıyor. Bunun yanı sıra Parmenides isminde her şeyin tek, mutlak ve durağan olduğunu söyleyen ve değişimin kendisinin bir duyu yanılması olduğunu vurgulayan bir filozof var. Parmenides'i de alıyoruz. Bunlardan bir şey yapacağız. Yani bayağı iddialı bir malzeme. Bir de Pisagor. Yani malzemeyi gördüğünüzde zaten bu felsefe yani durduğu yerde patlayacak kadar güçlü bir bileşime sahip. Pisagor'dan da rakamların, matematiksel nesnelerin, kainatın arka planındaki kodlar neredeyse. Yani varlığın çok önemli bir bileşeni olacak kadar kritik olduğuna dair bir görüşü alıyor. Ve bunları o kadar güzel yan yana getiriyor ki içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, duyu verileriyle kavradığımız dünyanın Heraklityen bir dünya olduğunu düşünüyor. Burada gerçekten sürekli bir değişim, sürekli bir oluş bozuluş, yeniden ortaya çıkış ve çürüme ve yeniden 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 tekrarlayan dağılma, birleşme serüveni var. Ama bu dünyadaki alt üst oluşa rağmen bu dünyada bir kaos var mı? Bir kaos yok. Aksine bir logos var diye düşünüyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani eğer siz belli yasallıkların, belli düzenliliklerin olduğunu düşünüyorsanız bir yasallık, bir düzen olduğunu düşünürsünüz. Peki bu sürekli kaynayan, fıkırdayan, fokurdayan, dağılan, bozulan dünyanın düzeni, logosu, kural koyucu, temel koyucu prensipleri, yani master copy'ler, nesnelerle ilgili konuşurken master copy'ler demiştik. Onlara da bir yerde bu dünyanın düzenindeki sürekliliği, devam ettiricilik tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bu hareket ve değişimi belli bir düzende tutan prensipler bütünü var. Bunlar aslında ayrı bir dünyada değil, Platon'un o karikatürünü yapmak anlamına geliyor. Bunlar bizim kavrayabildiğimiz şeyler, zihnimizle kavrayabildiğimiz şeyler. Kavranır bir dünya. Hani şey demiştik ya, bir sürü yıldız şeklinde kurabiye varsa bir yıldız kurabiye kalıbı var. Biz bunu nasıl bulduk? Yani masanın altına düşmüş de bulduk, işte bak kalıbı buldum gibi değil. Biz bunu düşündük. Olsa olsa dedik. Hani bu bir tesadüf olamaz. Böyle bir bunun sebebi olarak bu var diye düşündük. İşte bu dünyadaki Heraklityen oluş bozuluş ve tekrar ortaya çıkış dünyasındaki hareketin içsel düzenini garantileyen, bunu devam ettiren bir logos, bir değişmeyen, bir düzeni koruyan ilke var diye düşünüyor. Başka nedenden dolayı da düşünüyor bunu. Şimdi sürekli değişen bir şeyin bilgisi, bilimi, hesabı olmaz diye düşünüyor. Sürekli değişen dünyayı isterseniz böyle bir akan bir videoya benzetin.
her şeyin birbirine dönüştüğü, değiştiği böyle yüksek tempolu bir videoya benzettin. Yani Heraklityen dünyayı ona benzettin. Ama Parmenidesçi dünya ise bizim kastımız, yani oyuncularımız, dekorlarımız, tabii benzetmek için söylüyorum bunu. Onları oturup inceleyebilirsiniz. Onlar o hareket içerisinde haklarında konuşmak zor olsa da onları durağan bir şekilde inceleyebilirsiniz. İşte o değişen, bozulan dünyaya görünür, duyu verilerimize hitap eden dünyaya göre asıl kavranır dünya, bilimi yapılabilir bir dünya. Epistemesi yapılabilir bir dünya. Peki görünür dünyanın bilimi yapılabilir mi? Yapılamaz. Biz de zaten görünür dünyanın bilimini bugün için nasıl yapıyoruz? Hatırlayın, kimyada, fizikte, işte diğer şeylerde. Böyle önce bir normal şartlar altında diye böyle o dünyayı bir dondurmaya çalışıyoruz. Bir atmosfer basıncında, deniz seviyesinde, 22 derecede, şu bu. Yani o Heraklityen dünyayı önce Parmenidesçi bir dünya gibi donduruyoruz. Bütün şartlar aynı kalmak üzere falan gibi şeyler söylüyoruz. Ondan sonra da diyelim ki gazların basıncı artınca hacimleri küçülür diyoruz. Biz bilimi böyle yapıyoruz. Bütün parametreleri gücümüz yettiğince dondurarak, tek bir parametreyi hareketli bırakarak onu ölçmeye ya da tahmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Platon'un bu konudaki fikri de anlaşılabilir. Yani devinen bir şeyin bilimi yapılamaz. Dolayısıyla bilimi yapılacak şeyler kavranılırlar dünyasındadır. Şimdi şu kavranılırla görülürün ayrımını birkaç şey üzerinden çok rahat yapabiliyorum. Genelde matematiksel nesneler oluyor bunlar. Şimdi ben çember desem ya da daire desem, hani geometrik anlamda, daire dediğime göre bir tümelden bahsediyorum, değil mi? Bir düzlemden bahsediyorum. Bir tanımı var bunun. Bir çemberin içinde kalan bir alandan bahsediyor. Çemberin de tanımı var. Bir noktaya uzaklıkları eşit olan noktalar kümesi. İki boyutlu bir düzlemde. Şimdi ben öyle bir şey yapmalıyım ki aklıma bir çember ya da daire gelmeden bütün dairelere gönderme yapacak tümelin ideasını bulmalıyım mesela şu anda. Bunu hemen bulabiliyorum. Nasıl buluyorum? Formülü var. Pi r kare dediğimde aklıma tek bir dairenin alanı gelmiyor. Bütün dairelerin, geçmişten geleceğe kadar bütün daireleri temsil eden bir formül geliyor. Ya da çember dediğimde aklıma 1 milimetre çapında ya da 4 milyon ışık yılı çapında bir tikel çember gelmiyor. 2 pi r geliyor. Sen bunu al, istediğin çembere uygula. Bu hepsinin özünün özünün özü. Yani 2 pi r dediğimde işte size mükemmel çember. Şimdi bunu patlıcana da uygulayabilseydim çok güzel olurdu. Elimde bir patlıcanın formülü olsaydı, yani şunu diyebilseydim.
Çünkü böyle bir şey aranıyor. İdeal patlıcanın formülü. Onu size bir formül olarak söyleyebilseydim, yani al bu formülü, nereye gidersen git patlıcan budur, ama formülde tabii tam orijinalini yapamazsın. Hani fiziksel dünyada işler biraz yamulur. Fakat çünkü çemberde de öyle. Ben 2 pi r derim ama çizdiğinizde tam 2 pi r olmaz yani. Çünkü çizginin bir kalınlığı vardır. Noktanın bir işte kendisi de dairesel bir şeydir. Bir yerden freniniz olur. İdealini çizemezsiniz. Ben insan dediğimde de size bunu bir formülle söyleyebilsem, bir dairedeki bir işte konik eğrideki ya da bir hiperboldeki gibi bir şekilde söyleyebilsem, o zaman Platon'un idealar kuramının bayağı bir hala günümüzde de gideri olurdu. Her şeyin formülünden bahsedebilirdik. Ve biz konuştuğumuzda da insan dediğimizde de işte Ayşegül, Fatma, Meltem, Hüseyin gelmezdi aklımıza. O formül gelirdi. Ama onlar da böyle değil. Böyle yapamıyoruz. Aklımıza tikeller geliyor. Ondan sonra soyut somut falan söylendiğinde soyuta somuta kızıyoruz kendimize kızacağımıza. Biz aslında soyutları kullanıp somutları düşündüğümüzü unutuyoruz. Evet. Hani formülü tamamen verilebilenler, formülü verilemeyenler, ama Platon'a sorarsanız aslında bir formülleri var. Belki şöyle yapabiliriz. Ben size orijinal Homo sapiens'in genetik dizilimini versem. Yani böyle hani esas oğlan, esas kız ve esas diğerlerinin genetik dizilimini versem, belki pirekare gibi bir şey olacak o da. Ya da böyle the patlıcan olsa, esas patlıcanın bir genetik formülü olsa, yani tartışma belki bitecek. Ama pratikte böyle kolay olmadığını biliyoruz ve o orijinal kopyaların da ilerlediğini, değiştiğini biliyoruz. Daha hani çıkalı 3 gün olmuş COVID virüsü bile 3 kere mutasyon geçirdiyse düşünün ki master kopilerin hali ne durumda. Evet, üçüncüsü de matematiksel nesneler. Matematiksel nesneler görünür bilimi yapılamayan dünya ile idealar, yani kavranır dünya arasında bir yerdeler. Platon bunları bölünmüş çizgi isminde bir benzetme ile daha böyle şematik hale getiriyor. Bu konuştuklarımızdan farklı bir şey söylemiyor. Birazdan onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Çok basit, şematik bir çizim. Burada idealar dünyası, adına öyle diyoruz, kavranır dünya diyeyim. Ben de size iyice, çünkü ideal kelimesi politik olarak da başka bir şeyi var. Felsefenin temel ilkeleri yazılmamıştı Platon'un zamanında. O yüzden öyle bir gönderme de yoktu. Hafızalarımızda şey yoktu. Hani form anlamına geliyordu şey. Kavranır dünya, hissedilir, duyulur dünya ve arada bir matematiksel dünya var. Şimdi ben eğer becerebilirsem paylaş, ekran paylaş diyeceğim. Şimdi bölünmüş çizgiyi bu mavi kutu içerisine alan benim. Çünkü bölünmüş çizgi diye arayabilirsiniz bu şemayı. Yani Wikipedia'da da öyle geçiyor. Ya da divided line dediğinizde karşınıza çıkar. Kavranış dünya, görünüşler dünyası. İki tane dünya var. Alttaki görünüşler dünyası, Heraklityen dünya dediğim dünya. Burada duyulabilir şeyler var. Yani duyulanabilir denmiş, daha doğru belki bu. Yani sensible, yani beş duyuya gelir şeyler. Kokan, hissedilen, tadı alınan, işitilen falan şeyler. Bu görünüşler dünyası. Şimdi iş bununla kalmıyor. Zaten kendisi
sürekli bir değişim halinde olan bu dünyanın bir de taklitleri, kopyaları ve gölgeleri var. Yani biz kendisinden razı değildik. Zaten bu dünyanın bilimi yapılamıyor, eksikliği, orijinalden sapmış, kusurlu diyorduk. Şimdi kusurlunun da korsanı var yani daha. Yani eksik baskının bir de daha kötüsü var. Bunlara da yansıma, diyelim bir ses, bir do notasından bahsedelim. Do notasının orijinal do'dan sapması üzerine titizlenirken, o duyulabilir dünyadaki do notası bir de yankı vadisinde yankılanmış, geri gelmiş. Artık ona ne tür bir istihdam alanı bulacağız bu dünyamızda, o iyice problem. Dolayısıyla imgeler, yani yansıma, gölge, kopya, kopyanın kopyası gibi şeyler, görünüşler dünyasının en alt katında en güvenilmez şeyler olarak duruyor. Bunlara ilişkin, yani görünür dünyanın kopyalarına ilişkin şeylere, pardon, görünür dünyanın kopyalarına ilişkin nesnelerin, varlıkların bilgisine biz sanı diyoruz. Sanmaktan gelen sanı diyoruz. Görünür dünyadaki şeylerin bilgisine inanç diyoruz. Yani daha üstte bilgi, hesap ve hakikat katları var. Yukarıdaki katlara göre daha zayıf, daha güvenilmez, daha vasat şeyler buradakiler. O zaman yapmamız gereken şey ne? Biz çemberi çizeceğiz gene ama bileceğiz ki hiçbir görünür dünyadaki çember aslında ideal çember gibi değildir. Kavranır dünyanın ise en üstünde dikkatinizi çekmiştir. İyi ideası diye bir şey var. Bu iyi ideası logos desek başımız ağrımaz. Her şeyin kavranılabilirliğinin garantisi. Yani mesela Platon'un şaşırdığı bir şey bu. Bu dünyadan bizimimiz, aklımız anlayabiliyor. Bu ne muhteşem bir şey değil mi? Yani düşünün, hani farklı bir gezegendesiniz diyelim, iyice abartayım. Yerde bir kart buluyorsunuz. Bilgisayara girebilecek bir karta benziyor. Kendi bilgisayarınıza sokuyorsunuz ve çalışıyor. Mucizevi bir şey. Yani nasıl aynı formatta bunlar oldu? Hani nasıl okudu benim bilgisayarım oradaki datayı gibi. Şimdi Platon da şuna şaşırıyor. Bu dünyadaki olan biteni, yani görünüşler dünyasının bu kakafonik iniş çıkışları, parçalanmaları, bitmeleri, başlamalarını benim zihnim nasıl süzüp ondan kavranır bir gerçeklik çıkarıyor? Nasıl yapabiliyor bunu? Ha işte iyi ideasının yüzü suyu hürmetine yapabiliyor. Burada iyi ideası hani ahlaki bir iyilik, etik bir şey değil. Farklı bir şey. Platon şuna benzetiyor. Hani yeryüzünde bir şeyleri görmemizi sağlayan güneşin ışığıdır, değil mi? Gün ışığıdır. Ama görünen şeyler gün ışığından ayrı şeylerdir.
Yani görünen şeyler vardır, bir de gün ışığı vardır. Ama güneşin ışığı olmasaydı istediği kadar görünen bir sürü şey olsun, biz onları göremeyecektik. Görünebilen şeyleri görünür kılan nasıl gün ışığıysa, kavranabilir olan şeyleri de kavranır kılan iyi ideasıdır diyor Platon. Böyle söylediğimde belki gene nereden çıkıyor bu hissine kapılırsınız ama bir gün içerisinde iyi kavramını ne kadar çok kullandığınızı düşündüğünüzde Platon'a belki en azından bir kanaat notu verirsiniz. İşte salata yaptım, iyi olmuş mu? Nasıl? Okul ne yaptı? Nasıl geçti günün? İyi mi? Böyle ahlaki anlamda bir kullanıyorsak ahlaki anlam dışında 1000 kere kullanıyoruz. Yani her şeyin olması gerektiği gibi olma durumuna iyi diyoruz. Yani sanki kainattaki puzzle'lar ve zihnimizdeki puzzle'lar birbirine uydukça biz buna iyi diyoruz. Her şeyin her şeyle bağlantısının kurulabildiği anda iyi oldu diyoruz gibi bir durum var. Bölünmüş çizgi benzetmesi üzerinde daha konuşmak mümkün ama bizim için önemli olan burada kavranır dünya, iyi ideası, isterseniz iyi ideasına takılmayın, idealar, yani kavranır nesneler, matematiksel nesneler, demin benim örneğini verdiğim formülasyonları düşünün ve görünüşler dünyası olarak ayrılıyor. Burada da imgeler ve duyulanabilir şeyler var. Levent Hocam, bir arkadaşımız paylaşım yapmış. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Tabii ki. Geçmeden. Suhendaz Karaoğuz yazmış. Düşünmeyi aklın bir çıktısı olarak mı görüyorlar? Neden ayırmışlar? İkisi birbirinin fonksiyonu değil midir? Soru olarak da size gelmiş bu. Hı hı. Düşünmeyi aklın bir fonksiyonu olarak mı görüyorlar? Çıktısı evet. Olarak mı görüyorlar diye sormuş. Evet, çıktısı olarak görüyorlar. Evet. Son kısmını biraz daha okur musunuz? O tam hatırlayamadım. Ayırmışlar ikisini birbirinin ikisi birbirinin fonksiyonu değil midir? Neden ayırmışlar diye soruyorum. Akıl. Belki Suhendaz Hanım kendisi mi? Belki daha iyi olur. Yani akıl ve düşünceyi birbirinden ayırmamak nasıl mümkün olur? Şimdi onu düşündüm. Akıl, düşünen akıl var mesela, düşünmeyen akıl var. Akıl düşünebilir ama her zaman düşünce ürettiğini söylemek zor belki. Ama orijinal soruyu dinlemek tabii ki en güzeli olur. Hocam üç ayırmıştınız ya orada, akıl, episteme, düşünme. Sesim geliyor mu? Evet geliyor, çok güzel geliyor. Tamam hocam. Akıl sonuçta düşünceyi üreten bir meleke, yeti diye biliyoruz en azından şu anki konumumuzda. Düşünmeyi evet. İkisini neden ayırdıklarını çok anlayamadım. Anladım. Akılla düşünmeyi mi neden ayırdıklarını? Evet, yani neden düşünme diye ayrı bir şey kategorizasyon yapmışlar. Episteme de bilgi demek herhalde. Evet, bilmekten geliyor, doğru. Şimdi şöyle düşünün, şöyle bir ihtiyaç var. En sarsılmaz, en değişmez, en yüksek kesinlikli düşünce, daha az kesinlikli düşünce, daha az kesinlikli düşünce ve aşağıya doğru da yanılabilirliğin arttığı düşünce şekilleri. Yani hesap kitap gibi düşünceye dianoia diyor. Bunun nesi eksik de bunu böyle iyi bölmeye koydun ama biraz altlara koydun diye Platon'a sorsak şöyle bir cevap alabiliriz. Bunlar iyiler, hoşlar ama aksiyomatikler. Yani biz diyoruz ki iki noktadan bir çizgi geçer dedik. Biz bir noktanın
boyutu yoktur dedik. Üç noktadan bir düzlem geçer dedik. Paralel doğrular sonsuzda kesişir dedik. Bunları verili kabul et, hadi başla bakalım düşünmeye dedik. Matematiksel düşünmenin aksiyomatik ve belli varsayımları temel alması onu ne diyelim som altın yapmıyor da işte 18 ayar yapıyor. Bir üstteki ideaların kendisiyle ilgili episteme bilgisi gerçekten tümellerin bilgisi. Burada yani biz insanlık nedir, atlık nedir, kuşluk nedir, kırmızı nedir falan filan bütün bunların bilgisine ulaşıyoruz. Yukarıda noesis'e akıl denmesi biraz yanlış. Benim bunu seçerken dikkat etmem gerekiyordu. Ona akıldan daha farklı bütün bilinebilenleri bilinir kılan bir mutlaklık atfetmek gerekiyor. Yani orada neredeyse en üst düzeydeki bir kesinlik hem de diğerlerinin bilinebilirliğinin garantörü olan bir bilgi türü var. Yani burada bir hiyerarşik bilgi silsilesi var. Aşağıda inanç var. İnançlar temellendirilmiş değiller, değişebilirler. İnsan yanlış şeylere inanabilir. Onun da altında zaten sandım kandım diye hani böyle yumurta çiftliğine para yatıranların dünyası var orada. Hani iyice kandırılma dünyası var. Umarım bir karşılık verebilmiş oldum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, bu demektir ki bir aslında soru cevap zamanı geldi demektir. Siz ekleme, katkı soruları düşünün. Ben bir kahve alayım. Hemen geliyorum. Sırayla soru sormak isteyen arkadaşlarım olursa el kaldırma butonuna basabiliyorlar. Nurhan Hanım bugün aramızda değil şu anda. İnternetinde bir sorun yaşıyor. Ben ve Ruken arkadaşımız şu anda Yücel Bey var sırada. Hocam gelir gelmez size söz hakkı verelim Yücel Bey. Merhabalar. Merhabalar. Levent abi şöyle genel olarak hani dinledikten sonra üzerimde kalan bir kötü bir izlenim var. Onu paylaşacağım sadece sizinle. Şimdi hani buyur. 2500 yıl öncesinin de yaşamış bir insanın işte varlık dünyasından bahsediyoruz diyerek başladık. Hı-hı. Ve onun o fikirlerinden hani günümüze mesela bilimi nasıl yaptığımıza dair yorumlarınız hani biraz hani bak 2500 yıl önce söylenmiş bir şey ve biz ona göre bir bilim yapabiliyoruz gibi algıladım ben. Hı. Doğru mu? Peki devam kısmen yani, doğru. Hani, kısmen doğru. Yani benziyor evet. Diyorsunuz. Yani onun o düşünce şekli ne bir hani teyit etmiş gibi olduk. Kesinlikle evet. Evet. Ama mesela şu hani şaşırıyor dedik ya bir başka bir gezegende bir disk buluyorum bilgisayarıma takıyorum ve okuyor yani. Hı hı. Yani buna şaşırıyor dedik mesela buradaki yanılgısın ama burada da şöyle bir yanılgı var aslına bakarsanız şimdi veya görmeyle ilgili de benzer bir hani örnek verdik bir ışık var. Evet. Ben onun sayesinde görebiliyorum yani gerçekten. Hani görünür kılıyor bana bazı şeyleri dedik. Evet. İşte bu hani o yılın yani o hadi çok belki hala bu şekilde yanılgıya devam edenler var ne yazık ki bence. Yani görüyorum. Hı-hı. Aslında şöyle yani ışık var diye bizim gözümüz var. Yani hı-hı. O gezegende bir disk var diye ben
O diski okuyabilecek bir bilgisayarım zaten var yani. Aslında onu okumak için yapılmış bendeki bilgisayar gibi de düşünebiliriz. Işık olmasaydı zaten hani ışıktan sonra var olduğu için gözüm ona göre hani gayet normal aslında. Yani daha ne olabilir yani çok göz haklısın. Dediğin. Çok haklısın. Bu konuda bir şeyler söylemek isterim. Hissediyorum argümanını ve hak veriyorum. Bir açıklayacağım. Tatmin edici gelmezse tekrar dönelim soruya. Başka bir şey varsa ama merak ediyorum devamını. Başka bir de şunu demek istiyorum. Hani o yine dipnot pilot muhabbeti şeyden bahsettik. Onu da hani kabul ediyorum. Bir şeyim yok ama hani dedik ya yıldız şekli kurabiyeler görsek bir kalıp olması gerekir. İşte abi o kalıbın nerede olduğu dipnotta yazıyor. o yüzden rica ediyorum. Tamam Platon'a hakkını verelim de dipnotu da ihmal etmeyelim lütfen. Çok hoş, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Platon'u tabii mümkün olduğunca kabul edilebilir akla yatan bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Bu da benim kendi hani kayırmacılığım değil, antik metinleri olabilecek en makul, kabul edilebilir şekilde. Yani şöyle de yapılabilir. Burada saçmalamış, burada iyice saçmalamış, burada da artık tüy dikmiş diye okumuyoruz. Biz onu mümkün olan en az parçaya saçma diyerek en büyük mantıklı tutarlı bütünü yakalamaya çalışıyoruz. Hermeneutik diye de bu işi nasıl yapmayı anlatan bir ayrı disiplin var. Neyse. Şimdi Platon'un bunu böyle yapmış, bak buradan da bir kanaat notu verin falan dediğim şeylerde hepsinde haklı demiyorum tabii ki. Şimdi Wittgenstein'la birlikte, Nietzsche'yle birlikte ve arkasından gelen bilimlerle de birlikte ya da yanında yürüyen bilimlerle de birlikte şunu biliyoruz. Biz hayatın bize attığı formattan dolayı hayatı okuyabiliyoruz. Yani ışık değil de manyetik bir sadece manyetik bir ortam olsaydı manyetik algımız gelişecekti. Şimdi güvercinler göç yollarını manyetik algıyla buluyorlar. Hani gözünü kör ediyorsun, kulağını sağır ediyorsun güvercinin, gene gidiyor yani. Ama onun manyetik algısını bozacak bir şey verdiğinde nereye göç edeceğini bilmiyor. Yani manyetik algıyla çalışan var, ultrasonik algıyla çalışan var, bizim göremediğimiz ışığa hassas olanlar var. İlle şey değil, neye maruz kalırsa onunla hemhal olup ona göre bir şey yapıyor. Evet, göz ışık var diye var. Yani onun bir avantajını kullanmak için gelişmiş bir organ. Ancak ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi birileri bunu default kabul etmemiş 2500 yıl önce. Siz hiç şunu gördünüz mü? Ya bu hayat nasıl bir şey ki? Biz nasıl bir şeyiz ki? Biz birbirimizi anlıyoruz gibi şaşıran birini gördünüz mü? Yani evrimsel biyolog ya da bilim adamı ya da hani çok böyle üst düzey bu tür teknolojinin high endinde bir şeyler yapanlar dışında. Buna şaşıran insan gördük mü? Sene 2020. Birileri 2500 yıl önce buna şaşırmış. Nasıl oluyor da oluyor? Hani onun yazıldığı dil benim bildiğim dille nasıl oluyor? Yanlış bir cevap vermiş mi? Evet, yanlış bir cevap vermiş. Ama bunu şaşırıp buna bir şeyler söylemeye, bununla ilgili bir açıklama yapmak için iyi ideası diye bir şeyi bir yerlerden çıkarıp da buna bir çözüm sunmaya çalışmasının kendisi çok önemli. Yani böyle hayranlık uyandırıcı bir sıçrama diye düşünüyorum bu. Çünkü bu hayret olacak ki bu hayrete daha ileride başka çözümler bulunsun. Birincisi bu. İkincisi,
Sevgili Yücel ki o hani ben sıradan biriyim falan diyor ama o da bir bilim insanı, bir hekim ve aynı zamanda çok iyi bir bilim okuru. O da bilim dünyasının çerçevesinin biraz dışına çıkma konusunda onunla zaten yürüyen bir tartışmamız var. Şuna benzetiyorum felsefeyi. Şimdi felsefe gerekçeli düşünme disiplini. Ve öyle bir disiplin ki en temel default olması gereken ayarları bile manuel ayarlanıyor. Hiçbir otomatik ayarı yok. Şimdi siz en manuel fotoğraf makinesini alın. Bu her şeyi manuel. Bununla hani 100 fotoğraf çeksen bir tanesi çıkmaz bile. Çünkü ya ışığı ayarlayamazsın, ya diyafram ayarlayamazsın, ya uzaklığı ayarlayamazsın, ya hangi asada film seçeceğini bilmezsin. Bunu da sen çekemezsin kardeşim denilen makine. Bir amatöre alma kardeşim bu da denilen makine. Şimdi o makineyi daha manuel hale getirelim. O makinenin kabını da ortadan kaldıralım. Case'ini de. O case'i de öyle bir şey verelim ki son kullanıcıya kutu içerisinde küçük bloklar, lens yapma malzemesi, 3D printer'da deklanşör basmak için 100 tane formül. Hangi deklanşörü ne basacağını ben bilemem kardeşim. Bu makine ultra manuel. Bu makineyi senin kurman zaten 6 ayını alır. Bu makineyle sen ne tür ayarların ayarlarının ayarlarını yapacağını sen bileceğin için biz onu yapmadık. Hani insanlar bazen IKEA'dan bir şey aldıklarında onu kuramadıkları için şikayet ediyorlar ya. Bu onun 4 trilyon katı manuellikte bir şey. Şimdi felsefe böyle bir malzemeyle başlıyor. Ya felsefe şunu tartışabiliyor o yüzden. Sandalyeler ve masalar yoktur. Onlar sandalyemsi ve masamsı partikül yığınlarıdır gibi. Şimdi çünkü o manuel ayarlarda böyle bir kavranış var. O bunu yapabiliyor. Hani inanın gıcıklığına yapmıyor. Sağduyuyu bir kenara bırakıp bu tür düşünce parandelerinden 10.000'de bir şey çıkıyor. Yani hayatın argesi, kavramların argesinin yapıldığı şey, siz bir arge odasına girdiğinizde şöyle konuşmamanızı öneririm. Ya kardeş yapıyorsunuz, ediyorsunuz, tamam bu nedir? Ha, işte yer altında derin sondaj yapacak. 4 kilometre altta yerin altında ultrasonik fotoğraf çekecek. Ne oldu, yaptınız mı? İşte karşıdan cevap şu, ya bu 40. örneğimiz, bu da çalışmadı falan. Bırakın kardeşim siz bu işini, saçmalıyorsunuz siz. Olmaz o iş öyle falan. Şimdi Ar-Ge'de hata esastır, 1000'de 1'de bir şey bulursun. Ve ama ya, böyle bir deli işi, fakat insanlık da buradan ilerliyor. Çünkü hani bilime de diyor, bak metodolojin öyle ama bununla hani şunla şunu ayırt edemezsin. Ya, Ar-Ge odalarının bir tanesi bilimin Ar-Ge'sini yapıyor. Bilim felsefesi. Şimdi bundan yüksek verim beklediğinizde sıkıntı var. Bunun işi o değil. Burada bir prototipi üretmek, bir araba 100 liraya üretiliyorsa burada bir prototip 100 bin liraya üretiliyor. Ama bilim profesyonel fotoğraf makinesi gibi. Al, çek. Orada bir şey yok. Ha, büyük yaratıcı bilimden bahsetmiyorum. Şimdi ben gitsem, COVID'li 4000 tane hastayı alsam, COVID'li 4000 tane hastayı random düzenlesem, yarısına D vitamini, double blind, çift gör, yarısına da D vitamini görünümünde placebo versem, D vitaminin bunlarda nasıl bir korelasyon olduğuna dair bir şey çıkarırım. Çalışır.
Yani koyduğun parayı iyi kötü verir sana. Ya bir şey olmuyor der, ya oluyor der. Yolu yordamı belli. Bundan çıkan şey, ya bundan arada çok devrimci, çok olağanüstü şeyler çıksa da rutini fotokopi çekmek kadar sıkıcı bir iştir. Belli prosedürleri yerine getirirsiniz. Ama bir Maxwell'in yarattığı bilim, bir Newton, bir Einstein, ben onların bir felsefeci kumaşı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü çağın düşüncesine esir olmayıp bambaşka atılımlar yapabilenler. Makinalarını, kendileri, otomatik makinalarını manuele çevirenler. Herkesin düşündüğü gibi düşünmeyenler. Şimdi bu kadar çok ayarı olan bir makinede iş yapmak için çok yüksek bir donanım gerekiyor. Felsefeyi böyle algılarsak bize çektirdiği ızdırabın ve kaybettirdiği tırnak içinde zamanın arka planda bir realitesi olduğunu fark ederiz. Çünkü bilim mesela son 50, 60, hadi 70 yılın eseri olan, tıpta da bizim için önemli olan özgünlük ve hassasiyet, yani sensitivite ve spesifite kavramları için gidip Karl Popper'ın, hani elini öptürmez zaten, toprağı bol olsun, ama hani mezarına bir çiçek bırakmak gerekir, sağ ol ya demek gerekir. Çünkü onu o bilime verdi de o bilim onu yapabildi. Bazen bilim adamının kendisi de felsefeci olup yapabiliyor. Yani metodolojiyle gidişatı belirleyebiliyor. Ve bunlar birbirlerine rakip değiller. Bir tanesi başka bir seviyede çalışıyor. Bunu da böyle hani bir fırsat bilip, Yücel'in, sevgili Yücel'in güzel sorusunu istismar edip söylüyorum. Aradaki farkı ne kadar anlarsak o kadar iki disiplinden de faydalanabiliriz. İkisi de gerekçeli konuşuyor. Bir tanesi kavramlar hakkında konuşuyor, bir tanesi nesneler hakkında konuşuyor. Kavramlar hakkında konuşan felsefenin kavramlarla ilgili deney, gözlem yapma şansı yok. Ama ortamdaki genel bilimsel ve mevcut bilgiden faydalanıyor. Kavramlarla ilgili analiz yapan felsefe düşünce deneyleri yapıyor. Düşünce deneyleri. Einstein'ın da düşünce deneyleri var. Hatırlarsanız bir ışık ışınına bilip de işte gittiğini düşünüyordu. Bilim de düşünce deneyi yapabiliyor. Gerçek deneyi de yapabiliyor. Ama felsefede yapılabilecek fantastik düşünce deneyleri var. Bir şeyi ya anlamak için ya anlatmak için kullanılıyor bunlar. Dolayısıyla kendisi a priori kavramlar üzerine çalışan bir şeyin deneyden, gözlemden bağımsız iş yapması, masa başı işi olmasını eleştirmek, hani şey gibi, sütü beyaz olduğu için eleştirmek gibi olur. Anlamlı olmaz. Orada orada ayrı bir iş yapılıyor. O yüzden hani benzetmelerin hepsinde tabii bir günaha giriyoruz ama argesi kainatın, fikrin, düşüncenin argesinin yapıldığı alanlar gibi. O yüzden bazen de iyice çivisi çıkmış şeylerin tartışıldığı bir yer oluyor. Sevgili Yücel, eksik kaldıysa senin sorunu karşılamayan, eksik bir şey kaldıysa bu önemli bir konu çünkü. Eyvallah. Ama çok hoşuma gidiyor bu alan çünkü senin gibi düşünen ve bu cevapları daha iyi formüle etmemiz gerektiğini bize hatırlatan çok aslında şey var. Çok verimli bir şey bunları sorman. O yüzden teşekkür ediyorum. Belki çok vakti buna harcadım.
kusura bakmayın öyleyse eğer. Başka soru katkısı olan arkadaşlar var mı? Teşekkür ederiz. Ben yetiştim. İnternetimde problem vardı. Evet. Senin idean buradaydı böyle hani değişmeyen ama görünür dünyadaki halini tercih ederim. Evet. Hocam şu anda soru sormak isteyen arkadaşlar var mı? Ben sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Buyurun. Şendan Hanım buyurun. Bu bahsettiği idealar hani bir şeylere referans yapıyor mu? Yani bir prototipi vardır herhalde. Bir kavramın, kırmızının ya da işte bahsettiğiniz gibi farklı şeylerin bir araya gelişini anlattığınız bu kavram mutlaka giden bir şey çizdiniz. Hani ideal sonuçta mutlaka giden bir şey. Hı hı. Günümüzde Matrix felsefesi var. İşte her şeyin illüzyon olduğu, bir takım gördüğümüzün sana aynı şeyin söylediği doksalar gibi sana kadar olduğu yönünde. Bu idealar kavramıyla Matrix felsefesi arasında bir ilişki kurdunuz mu? Ne yönde hani kendi çıkarımlarınızı bizimle paylaşırsınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani duyu verilerinin güvenilmezliği bütün rasyonalist filozofların ortak noktalarından bir tanesidir. Rasyonalistler duyu verileri değil, aklın çıkarımlarını ön planda tutarlar. Bunların bir numarası Parmenides'dir. Platon gelir. Daha sonra Descartes gelir. Descartes da bu simülasyon argümanı, yani Matrix filmine esin kaynağı olan simülasyon argümanı mevcuttur. Şu gerçeği vurgular, eğer simülasyondaysanız bunu fark etmeniz mümkün değildir. Yani şu an biz bir simülasyonda isek bunun dışına çıkamayız. Simülasyon öyle bir şeydir. Nedir simülasyon? Yani şurada zoom yaptığını düşünen insanların aslında bir laboratuvarda bu Neuralink vardı yani geçenlerde gündem oldu. Şu deneyimi beyinlerine yerleştirilmiş elektrotlarla tecrübe etti. Etmelerini gerçekte tecrübe etmelerinden ayırt etmeleri mümkün değildir. Bunu nereden biliyoruz? Çok böyle kesin konuşuyorum. Böyle lucid rüyalar, çok güçlü berrak rüyalarda rüyanın rüya olduğunu anlamak mümkün değildir. Zaten vücudunuzda duygusal tepki verir. Sizi kaplan kovalıyorken uyanırsanız kalbinizde atıyordur. Yani bu rüya diyememişsinizdir ona. Ya da o gerçeklikten, rüya gerçekliğinden çıkana kadar bayağı bir dünyaya şaşkın şaşkın bakarsınız. Rüyada da simülasyona gelirsiniz. Yani sizi simüle eder. Zihninizin bir tür mekanizması temize çeker bir şeyleri. Dolayısıyla ayırt edemezsiniz. Biz şu an simülasyonda mıyız, değil miyiz sorusunu bir felsefeciye sorsanız, size kesin cevap istiyor musun, emin misin diye sorar. İstiyorum derseniz, olsan da anlayamazsın der. Ama bu soru ilginç değil der. Yani onu sorduktan sonra çünkü bir şey yapamıyoruz. Simülasyondaysak da, simülasyonda değilsek de daha güzel bir dünya istiyoruz. demek durumunda kalırsınız. Çünkü simülasyon argümanı çelemeyeceğimiz bir şeydir. İşte böyle hani filmi falan yapılabilir. Simülasyoncu isterse bizi oradan çıkarabilir. Çok teşekkürler hocam. Kartezyen bir fikirdir. Evet. Sophie'nin dünyası buna benzer bir şey miydi hocam? Sophie'nin dünyası buna benzer değildi. Sophie'nin dünyasında çok sempatik bir kurguyla bir
filozof bir çocuğa, genç bir insana felsefeyi anlatıyor. Çok tatlı, sempatik bir kurguyla okunması çok keyifli. Felsefe kısmını da güzel anlatıyor. Yani böyle başucu kitabı olacak sevimlilikte. Hatta birkaç tane alıp birilerine hediye edilebilecek güzellikte. Yani böyle şey yok içinde. Sanki bir yerinde acaba simülasyona benzer bir şey algılamıştım orada da. Yani acaba, bundan bahsediyor olabilir. Evet, bundan bahsediyor olabilir. Evet. Neresindeyiz ama, konunun diye. Evet. Ama kurgusu simülasyon üzerine değil. Doğru. Bütün filozofları şey yapıyor, ziyaret ediyor diyelim. Doğru. Başka soru var mı arkadaşlar? Devam edelim. Neslihan Hanım'ın el kaldırdığını görüyorum. Tamam, buyurun Neslihan Hanım. Simülasyon değilse eğer, evet. Descartes'ta simülasyon dediniz. Yani Descartes'in şüpheciliğine mi bağlıyorsunuz burada? Bu simülasyondan dolayı mı kesinliği arıyor Descartes? Evet. Öyle evet diyebilirim. Simülasyon fikrinden, ama onu detaylandırırsam o daha sonranın konusu olduğu için şey olur. Bildiğiniz spoiler vermiş oluruz. Kartezyen fikirde neyi açıklıyorsunuz? Kartezyen. Kartezyen Descartesçi demenin, Descartes'in sıfat hali kartezyen kelimesi. Yani orada bir kesinlik var. Uzayda, mekanda bir kesinlik var. Bu da Descartes'in düşünceye denk düşüyor diyebilir miyiz? Şunu ben vurgulamak istedim. Simülasyonu merkeze alan argümanların edebiyat eserlerinin, filmlerinin esin kaynağı Platon değildir, Descartes'tir. Descartes de bu temel fikirdir. Platon'da da buna uygun bir malzeme var mıdır? Vardır. Yani mağara alegorisi üzerinden vardır. Ama asıl simülasyon, yani hiçbir zaman çözemeyeceğin bir simülasyon fikri daha çok Descartes'le ilişkilendirilebilir. Teşekkürler. Teşekkürler. Başka soru yok gibi. Tamam. Toparlayabiliriz hocam. Evet, toparlayalım o zaman. Biz kavram realizmini konuştuk. Kavram realizmi ne diyelim, ilk başta nasıl oluyor falan diye yadırgayacağımız bir şey olsa da, acaba biz kavram realizminden bağımsız mı düşünüyoruz diye aklıma geliyor bazen. Yani şu cümleyi bütün samimiyetiyle kullanan kişiler gördüm. Ya insanlık bu mu kardeşim ya? İnsanlığınız yok mu sizin? Şimdi insanlık diye bir şey ayrı bir kavram, bir kavram olarak var ama bir somut varlıklar listesinde yok. Peki insanlık var kabul ettiğimde, atlık, tavukluk, sincaplıklık gibi şeyler de olsa gerekir. Bunları konuşmaya kalksak ilk insanlık diyen gülmeye başlayacaktır. Yok ya, öyle şey demek istemedim ben, yani insanlık derken işte falan. İnsanlar var. İnsanların daha güzel bir dünya için ortak kurallar, ortak eğilimler, tercihler listesi oluşturma çabası var. Keşke insanlık diye bir şey olsa, biz de ona böyle toptan şey yapsak. Birinin içindeki insanlık tuşuna bassak, o açılsa ne güzel olur. Ancak kavram realizmi şu an için genel kabul görmüş bir görüş değil. Fakat toplumda ben asla idealar dünyasına inanmam diyen pek çok kavram realisti var. Gerçek aşkı arıyorlar mı? Arıyorlar. Gerçek dostluğu arıyorlar mı? Arıyorlar.
her şeyin o idealini arıyorlar mı? Arıyorlar. İyi de hani biri onlara dese Platon bunları söyledi diye onu idealist dediniz. Siz şimdi hani nasıl bir toplum modeli, nasıl bir dostluk modeli, nasıl bir sevgi modelini böyle şaşmaz, değişmez, gerçek dostluk bu, gerçek sevgi bu diye savunuyorsunuz. Şu ontolojinizi lütfen bir boş zamanınızda temizler misiniz? Deme ihtiyacı duyuruyorlar. İnsanlık diye bir şey var diyene atlık, tavşanlık ve sincaplık da olsun diyeceğim. Ya da bunları bir kenara bırakalım. Biz tikellerden kalkarak daha sağlam, daha gerçekçi bir yol çizelim. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. Böyle bir mesajla bitti bugün. Evet. Pazar günü Aristoteles potansiyel ve aktüel varlık çalışmasında, oturumunda tekrar birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar herkese. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bir şansımız olur mu acaba? İyi akşamlar arkadaşlar.